bu pandemi sürecinde insanlar çok daha farklı problemler yaşamaya başladılar. İlk defa karşılaşmış oldukları belki bir durumdu. Anlam veremediler, uyum sağlayamadılar ve bu süreçte pozitif psikolojinin çok önemli kavramları, az önce bahsettiniz, psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlık, aynı zamanda psikolojik toparlanma, yılmazlık da diyoruz biz, bu kavramlar ön plana çıktı. Dünyada şu an birçok insan psikoloji alanına ilgi duyan ve psikoloji alanına ilgi duymasa bile bu kavramları önemser hale geldi. Yani psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlık. Nedir peki psikolojik iyi oluş? Ruhsal sağlık anlamına geliyor. Temel anlamda psikolojik iyi oluş. Ruhsal sağlığımızın iyi olması, yaşamdan doyum elde etmemiz, tatmin olmamız yaşamdan, bulunduğumuz, yaşamış olduğumuz hayattan doyum elde etmek ve mutluluk olarak anlayabiliriz. Üç şekilde, yani yaşamda doyum almak, ruhsal sağlık ve mutluluk gibi kavramlar üzerinde durulabilir psikolojik iyi oluş için. Tabii daha detaylı olarak belki bir açabiliriz ama bunu özellikle ben Dr. Seligman, Martin Seligman, pozitif psikolojinin kurucusu, onun getirmiş olduğu yaklaşımla ifade etmek isterim. Yani burada özellikle pozitif ilişkiler kurabilen çevresiyle, annesi, babası, eşiyle, çocuklarıyla, öğretmeniyle, öğrencisiyle, çevresiyle pozitif ilişkiler kurabilen, yaşamda bir anlam bulmuş, yaşamında devam ederken bir anlam edinmiş, bir gayesi olan insanlar, yaşamın anlamı dediğimiz ikinci boyut. Sonra bu yaşadığı hayata bağlı olan, bağlılık duygusuyla hareket eden insanlar, yine psikolojik yoluşu yüksek olan insanlar, sonra başarı elde edebilen insanlar, başarılı gören, kendilerini başarılı gören insanlar, psikolojik yoluşu yüksek insanlar, bu tabii çocukluk döneminden yaşlılık dönemine kadar bunu alıp götürebilirsiniz başarıyı. Bir öğrencinin akademik başarısı, sosyal başarısı, duygusal başarısı, bir iş adamının iş hayatındaki başarısı, bir öğretmenin yaşamındaki başarısı, bir ev hanımının ev içindeki başarısı vesaire. Yani sadece tek yönlü değil, çok yönlü olarak başarı duygusunu bireyler yaşıyorlarsa psikolojik olarak iyi oluş seviyesi yüksektir diyebiliriz. Sonra mesela pozitif duygular gelir. Bunların neticesinde baktığımız zaman insanlar aynı zamanda bazı duygular hissederler. Ne yaparlar? Mutlu olurlar. Ne yaparlar? Umutlu olurlar. Ne yaparlar? İyimser olurlar. Cesur olurlar. Ve benzeri duyguları yaşamaya başlarlar. İşte bu az önce ifade etmeye çalıştığım kavramlar bizlerde bir duygu oluşturur. Ve bunların büyük çoğunluğu pozitif duygulardır. Ve bu pozitif duyguları yaşayan insanlar da yine psikolojik yoluşu temel anlamda iyi diyebiliriz, yüksek diyebiliriz efendim. Şu an izleyen bütün insanlar, bütün dostlar şunu kendilerine lütfen sorsunlar. Herhangi bir olay, olumsuz bir olayla karşılaştığımda, bir hastalık haberi aldığımda, sınavlarım kötü geçtiğinde, başarısızlık yaşadığımda veya efendim iş başvurusunda bulundum, işe kabul edilmediğimde ve benzeri, acaba benim baş etme gücüm ne? Baş etme stilim ne? Bu bizi aslında psikolojik sağlamlığa götürecek. Sizin baş etme stilinizi görmeniz burada, bireyin baş etme stilini görmesi burada çok önemlidir. Ve bu baş etme stili aynı zamanda bizi adaptasyon sürecine götürecek. Daha esnek olabilme ve olayları kabullenip sonra çözüm için çaba gösterebilme yetisini bize getirecektir. Bu da aslında psikolojik sağlamlık dediğimiz, psikolojik toparlanma dediğimiz veya yılmazlık dediğimiz kavramla ilişkili olacaktır.